isteyebilir miyim? Diyabet şeker hastalığı nedir? Bize böyle ufak bir giriş yapabilir misiniz? Diyabet dediğimiz şey kan şekerinin yüksek olması. Kan şekerinin yüksek olması ile ilgili durum birkaç nedenden dolayı olabilir. Yayının başında söylemiştim, burada bir insülin hormonumuz var. İnsülin pankreas tarafından salgılanan bir hormon ve glikoz uyarısıyla salgılanan bir hormon. Yani bir şeyler yediğimizde şekerimiz artacak, şekerin artmasıyla uyarılan pankreas da insülin salgılayacak, insülin de şekeri düşürecek. Olay bundan ibaret. Bazen hastalarımızda İnsülin hormonu salgılanmaz. Yani pankreasta insülin hormonu yoktur. Bu işte tip 1 diyabet. Bu genetik olur. Tip 1 diyabette hastanın pankreası insülin üretmez ve bu hastaların sadece tek tedavisi dışarıdan insülini kullanmaktır. Başka tedavimiz yok. Hayatla bağdaşır başka bir durum yok. Yani bu hastalara ilaç veremeyiz. İnsülin yok. Pankreas insülin üretmiyor ve pankreasın üretemediği insülini dışarıdan vermek zorundayız hastanın yaşamını, devamını sağlamak için. Tip 1 diyabet bu, genetik olan. Tip 2 diyabet iki türlü olabilir. İnsülinimiz var fakat işe yaramıyor. İnsülin direnci gibi. Ya da insülinimiz var fakat bir takım reseptörlerle ilgili sorundan dolayı bir duyarsızlık yaşanıyor. Şimdi tip 2 diyabette kilo önemli. Kilo arttıkça bu insülin direncinin oluşması, pardon, önemli. Dolayısıyla kilo almamaya çalışacağız. Bazen de insülin direnci diyabete çevirdiği zaman, tip 2 diyabette, bu bir takım ilaçlarla, yani ağızdan alacağımız ilaçlar, tabii ki bilinci her zaman yaşam düzenimiz dedim, ağızdan alacağımız ilaçlarla bu insülin direncini çevirebiliyoruz ya da bir takım bu reseptörleri uyarıp o insülinin salgılanmasını sağlayan ilaçlar kullanabiliyoruz. Yani pankreasta insülin var ama salgılanamıyor. Uyuyan pankreas gibi düşünün. Onu biraz o uyarıyı verip pankreastan insülinin salgılanmasını sağlıyoruz. Ama bazen ilerleyen durumlarda tip 2 diyabette de insülin ihtiyacımız olabiliyor. Neden olabiliyor? Çünkü o hastaların artık pankreasında insülin rezervi biter. Yani bizim kullanacağımız ağızdan ilaçlar nasıl oluyor? Biz bu hastaların insülinini işe yarar hale getiriyoruz. Yani o reseptörlere gidip etkimesi için, insülinin işini yapması için. Ya da verdiğimiz ilaçlarla pankreasın insülin salgılanmasını sağlıyoruz. Yani pankreasta insülin var ama salgılayamıyor. Biz onu bir şekilde salgılanmasını sağlıyoruz. Ama bazen bu ilaçlar artık etki etmiyor. Neden? Çünkü artık içeride insülin yok. Yani o ilacı verseniz de ne reseptöre faydası olacak ne pankreasa faydası olacak. Çünkü içeride insülin yok. Kaynak bitmiş, rezerv bitmiş. Dolayısıyla tip 2 diyabetli hastalar bu hale geldiğinde, bu aşamaya geldiğinde onlara da insülin vermemiz gerekebiliyor. Yani her tip 2 diyabet hastası insülin hastası değil. Olabilir ama değil. Bazen çok yüksek şeker seviyeleriyle karşılaştığımızda da bir an önce etki etmek için bir an önce o insülinin, şekerin yüksek olan toksik yani zehirli etkisinden hastayı kurtarmak için belli bir dönem pankreası iyileştirmek amaçlı belli bir dönem insülin kullanabiliriz. Burada insülinle ilgili kısmı özellikle çiziyorum çünkü insülinden hastalarımız çok korkuyor. Yani biz hastaya tanı koyduğumuzda ve ilaç başladığımızda bunları uzun uzun anlatmamıza rağmen hastalar zannediyorlar ki biz insülinle başladık, bunun geri dönüşü yok. Vay bizim halimize. Şimdi bu öyle bir şey değil. Bütün ilaçlar gerektiği zaman, gerektiği kişilerde ve gerektiği kadar kullanıldığında mantıklı ve yararlıdır. Dolayısıyla bu tabii ki hastayla konuşarak, doktor hasta ilişkilerinin sıkı olması, iletişimin iyi olmasıyla devam edecek bir şey. Ama hasta bizden bunu duyduktan sonra gidip işte konusu komşusuyla konuşuyor, işte bir şekilde iletişim kurdu insanlar. Aman sakın insülin başlatma. Bak birisi var o insülinden bıraktırıyor. Şimdi sosyal medyada bir sürü kişi görebilirsiniz. İşte insülini bıraktırıyoruz. Şimdi insülini bıraktırmak marifet değil. İnsülin gerekli olduğunda kullanılması gereken bir ilaç. Yani biz hastalara düşman değiliz. Durduk yerde insülin verelim, onlar işte insülin kalemleriyle yaşamaya zorlayalım vesaire diye. Ama gerekiyorsa da insülin kullanması gereken bir hastanın insülin yerine ben sana insülini bıraktırayım diye 4-5 tane ilaçla birbirine benzeyen, birbiriyle aynı grup olan 6-7 ilaçla devam etmesi de mantıklı bir şey değil. O yüzden hastalar bu
hastalarımız ya da diyabet tanısı alan kişiler bu konuya biraz daha dikkat etsinler. Yani insülin veren doktor kötü doktor, insülini bıraktıran doktor iyi doktor diye bir şey yok.